Merhabalar arkadaşlar. Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle hem örmesi zevkli, kolay ve çok güzel bir model paylaşacağım arkadaşlarım. Onun için şöyle bir ipim var. Renk tonu çok güzel. Şöyle göstereyim. Orta kalınlıkta Ören Bayan Star 100 gram 300 milim uzunluğunda. Şu şekilde renk kodu da var isterseniz almak isterseniz tabi. Evet, şişlerimde ona uygun üç buçuk milimlik şişler arkadaşlarım. Modelimiz 6 ve 6'nın katlarıyla ilerliyor artı 3 ilmek alıyoruz. 4 sırada tamamlanıyor. Gerçekten çok şık duran bir model. İnşallah benim beğendiğim kadar sizler de beğenirsiniz arkadaşlarım. Evet dilerseniz modelimize hemen geçelim. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet hemen iplerimizi, şişlerimizi hazırlayalım ve beraberce başlayalım. Evet arkadaşlarım ben daha önce ilmeklerimi attım. 3 modellik ilmek attım. Yani şu şekilde 2 4 6 1 model, 2 4 6 da 1 model, 2 4 6 da 1 model. Ar Ayrı 3 üç tane ilmek alıyoruz arkadaşlar. Bir miktar lastik yaptım ben. Sizler diles, dilediğiniz lastik e, türünü örebilirsiniz. Dilerseniz lastik sizde yapabilirsiniz arkadaşlarım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve başlıyorum. Dediğim gibi modelimiz e, 4 sırada tamamlanıyor. Şu şekilde lastik yaptım ve ön yüzündeyiz. Birinci sırasındayız arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve başlıyorum. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum ve sıradaki bütün ilmeklerimizi ilk sıramız düz olarak örüyoruz. Birinci sıra ön yüz ve düz olarak bütün ilmeklerimizi örüyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi bu şekilde düz olarak örüyoruz. Ve kenar ilmeğimi ben ters örüyorum. Dilerseniz siz de düz isterseniz düz isterseniz ters örebilirsiniz. İkinci sıra arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyorum. Burada arkadaşlarım gördüğümüz bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Evet, sıradaki bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. İkinci sıramız üçüncü ve dördüncü sıramızda modelimizi kurmuş oluyoruz. Evet. Üçüncü sıramızda ön yüzündeyiz. Şimdi ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sıradaki iki düzümüzü sola doğru beraber şu şekilde kestik. Sonra arkadaşlar sıradaki 3 ilmeğimiz var. 3 ilmeğimizin şöyle üçünü birden alıyoruz. Bir kere düz olarak örüyoruz. Bir artırıyoruz. Bir kere daha örüyoruz. Yani arkadaşlarım 3 ilmekten 3 ilmek çıkartmış olduk. Sıradaki 3 ilmeğimizin ortasındaki ilmeği başa alacağız. Yerlerini değiştireceğiz yani. Şöyle arkadan öndeki ilmeği tutuyorum. Ortadaki ilmeği de şöyle başa alıyorum. Bu şekilde. Yine üçünü beraber alıp birlikte düz olarak örüyorum. Bunu bir kere örüyorum. Modelimiz bu. Sadece başta iki ilmek, model aralarında üç ilmek. Evet arkadaşlar bir modeli kurmuş olduk. Şimdi yine üç ilmeğimizi bakın artırma falan yapmıyoruz. Artırmaları kestiğimiz ilmekleri arka taraftan yapacağız. Üç ilmeği birden bu şekilde ördüm. Bir artırdım. Bir kere daha örüyoruz. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz. Sıradaki Sıra 3 ilmek ortadaki ilmeği başa alacağız. Şöyle yerlerini değiştiriyoruz arkadaşlar. 3'ünü birden şu şekilde düz olarak örüyoruz. Evet. Bir tanesini yani şu şekilde göstereyim. İlk başta kenar ilmeğinden sonra sadece başlarda 2 ilmek örüyoruz. Sonra 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz. Sonra 3 ilmeği tek ilmeğe düşürüyoruz. Yine arada 3 ilmekten 3 ilmek yine tek ilmeğe düşürüyoruz 3 ilmeğimizi. Şimdi yine modelimizi kuruyoruz. Şöyle 3 ilmeğimizi beraber örüyoruz. Bir artırıyoruz. Bir kere daha örüyoruz. Bu şekilde. Şimdi dediğim gibi başlarda sadece 2 ilmek örüyoruz. Ve kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum. Üçüncü sıramızı bu şekilde bitirmiş olduk. Dördüncü sıra ve son sıramızdayız arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki tekli olan ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada bir tane artırıyorum. Bakın üçlü ilmeğimiz var. Üçünü ters olarak örüyorum. Bir tane artırıyorum. Tekli ilmeğimizi ters olarak ördüm. Bir tane artırıyorum. Üç tane ilmeğimizi örüyorum. Ters olarak. Bir artırıyorum, tekli ilmeğimizi örüyorum. Bir tane artırıyorum, üçlü ilmeğimizi ters olarak örüyorum. Arka taraf hep ters, ön tarafta hep düz olarak gidecek. Bu şekilde bir modelimizi beraber kurduk. Modelimiz kendini ördükçe gösteren bir model olacak arkadaşlarım. Şimdi ikinci modeli bir kere beraber kuralım bir daha. İlk modelimizi kurduk. İkinci modelimizi beraber kuruyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve sıra sonuna kadar artırmış olduğumuz ilmekler dahil hepsini düz olarak örüyoruz arkadaşlar. İlk modelimizde olduğu gibi bütün sıra sonuna kadar burada ilk sıramızda bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Evet sıra sonuna geldik ve kenar ilmeğimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak öreceğiz. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz ve ikinci sıradayız. İkinci model, ikinci sıra arka tarafı. 3. sırada kesimlere başlıyoruz arkadaşlarım. Ve i̇kinci modelin üçüncü sırasına geçtik. Bakın modelimiz çok şık duruyor. İlk modelimiz kendini gösterdi bile. Evet, ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada sadece başlarda iki ilmeği beraber sola doğru kesiyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldık. İki ilmeği beraber kestik. Şimdi burada üç ilmeğimiz var. Üçünü şöyle alıyoruz arkadaşlarım. Bir kere düz olarak ördük. Bir artırıyoruz bir kere daha örüyoruz. Ve 3 ilmekten 3 ilmek elde ediyoruz. Burada arkadaşlar ortadaki ilmeği yine başa alacağız. Şöyle ortadaki ilmeğimizi başa alıyoruz ve üçünü beraber düz olarak örüyoruz bu şekilde. Yine aynı şekilde 3 tane ilmeğimiz var. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz. Artık yerleri belli olduğu için daha da kolay örülüyor. Bu şekilde 3 ilmekten 3 ilmek çıkardık. Yine ortadaki ilmeği başa alacağız. Ve burayı sadece üçünü bir kere öreceğiz. Artırma yapmayacağız arkadaşlar. Başa aldık. Üçünü birden şu şekilde bir kere düz ördük. Yine 3 ilmekten bakın 3 ilmek çıkaracağız. Üçünü beraber ördük. Biri arttırdık ve bir kere daha ördük. Yine sonda iki ilmeğimizi beraber örüyoruz ve kenar ilmeğimizi örüyoruz. Evet, üçüncü sıramızda bu şekilde ördük. Dördüncü sıra arka tarafta ve son tar sırasındayız arkadaşlar. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sıradaki ilmeği ters ördük. Bir artırdık üçlü ilmeğimize geldik. Onları da ters olarak örüyoruz. Bir artırıyoruz. Tekli ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bir artırıyoruz. 3 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bir artırıyoruz. Tekli ilmeğimizi ters olarak ördük. Bir artırıyoruz. üçlü ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bir artırıyoruz. Tekli ilmeğimiz ve kenar ilmeğimizi ters olarak ördük. Evet arkadaşlarım. 2 kere modelimizi kurmuş olduk. Dediğim gibi model kendini Ördükçe gösteriyor. Şimdi sizlere daha önce örmüş olduğum büyük modelimi göstereceğim arkadaşlarım. Şu şekilde. Çok şık duran, çok güzel bir model. İnşallah benim beğendiğim kadar sizlerde beğenirsiniz arkadaşlar. Arka tarafını göstereyim. Şu şekilde. Bu model, bütün örgü modellerinize gidebilecek bir model. Hem çok şık duran, hem de çok çabuk ilerleyen bir model. İnşallah beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlarım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlarım.